Merhaba sevgili doğa severler ve at severler. Bugün Kars ilimizin Selim ilçesindeyiz. Burayı çok çok iyi bilen ve burada bayağı emekler vermiş Gökmen Bey var. Merhaba evet. Gökmen Bey, nasılsınız? Sağ olun Onur Bey, siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Böyle bir ortama gelince biraz daha iyi oldum açıkçası. Daha mı iyi oldunuz? Aynen. Tabii burada bizler burada doğayla iç içeyiz sürekli. Bu alanda bizim her hafta ciritimiz düzenleniyor. Ciritten sonra at yarışlarımız düzenleniyor. İşte gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar gelip burada at keyfi yapabiliyorlar. İsteyen herkes buraya gelip at öğrenebilir. İsteyen arkadaşlar, çocuklar, aileler buyursun gelsinler. Zaten hemen şu anki olduğumuz konum zaten Selim'in girişinde sol tarafında. Burada her hafta saat 10 ile 13 arasında bizim burada ciritlerimiz düzenleniyor. Ciritlerden sonra at yarışlarımız düzenleniyor. Ondan sonra da at severler, işte at tutkuları olanlar hem kendi atlarını getirip bakabilirler. Ya da onu da yapamıyorlarsa biz burada at öğrenme, at eğitimi, her türlü alanda eğitim verebiliyoruz. O yüzden çıkıp gelmeden de tavsiye ediyoruz Onur Bey. Şimdi atların bulunduğu alanı da sizlere göstermek istiyorum. İşte atlar da burada. Bu şekilde yeri. Şunun tatlılığına bak ya. Burada da bir at var. Yem yiyor. At maması lazım. Öyle bir fıkra vardı. At maması lazım diye de bir ara anlatırım. Burada da midilliler var. Küçük atlar. Gel. Midilli. Küçük at. Bak yavrusu var orada küçücük. Şunları da şöyle sana vereyim. Bence Kars demek zaten hani doğal güzelliklerinin, turizmin yanında böyle özellikleri de var. At demek bence. Evet, at bu de. Kadar geniş düzlükleri, bu kadar yeşil alanları ve atçılık için uygun parkurları olan bir yer. Bence değerlendirilmeli ki değerlendiriyorsanız da. Tabii ki. Ya şöyle yani zaten alanımız buna çok müsait. Siz de gördüğünüz gibi kum alandır. Bu alanın şeyden farkı yok ya. Alanımızın işte Bursa'dan, İzmir'den alanlardan aynı kumdur burada. Yani düştüğün zaman zarar zaten görmeyeceğin bir alandır. Ki zaten at eğitimini almadan da işte gerek kulüp başkanımız olsun, arkadaşlarımız olsun sizi zaten öyle yalnız bırakmıyorlar. Yani sizler yeter ki bu heyecanı, bu tutkuyu bizle beraber yaşayın. Burada profesyonel olarak at eğitimi almak istiyorsanız, ata binmek istiyorsanız ve aynı zamanda çocuklarınızı da ata bindirmek istiyorsanız öyle imkanlar da varmış. Midilli atlar tabii varmış ki, tabii ki, tabii ki midilli atlarımız var. İçeride 4 tane midilli atımız var. Bir yaklaşık 10 tane Arap atımız var. Bunlar her şekilde ailelere hizmet veriliyor. Thank you.
Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Sayın Selçuk Başkaya'nın yanındayız. Aynı zamanda burasının da işletmecisi. Ben hep biliyordum buraya gelmek istiyordum. Şimdi gelmek nasip oldu ve Selçuk Bey'le böyle kısaca bir konuşmak istiyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Merhabalar Onur Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağıdır işletiliyor herhalde değil mi burası? Evet. 2015'ten beri işletmesini yapıyoruz. Binicilik, cirit, yemek, kahvaltı türü devam ediyor böyle. Turizm yani ayakta. Sadece at değil. Sadece at değil. Buraya geliyorsunuz. Burada kafeterya imkanları da var. Tabii, tabii. Soğuk içecek, sıcak içeceklerimiz, her şeyimiz mevcut. Güzelmiş gerçekten. Ben şunu merak ediyorum. Bu atların cinsi ne oluyor? Nereden geliyor? Şimdi bunlar Arap atı. Bir de İngiliz atlarımız var. Onlar mali yarışlarda kullanılıyor. Biz de Arap atlarını ciritte kullanıyoruz. Bunlar hipodromlardan elenen atlar. Derece yapamıyor veya ölü gözüküyor. Bizim bir iki tanemiz var. Yarışa girmemiş. O bir onları getirdik. Bu çok derece yapan atlarımızdan bir tanesi. Doğuhan TJK ismi. Yaklaşık 4,5 milyon lira kazancı var. Ama resmi kayıtlarda at orada ölü gözüküyor ama at burada. Bunlar çipli. Bunlar hep hipodromdan geliyor. Yani hipodromda tabii her şey çok aşırı rekabet olduğu için orada birazcık geriye düşse veya bir şey olsa. Dereceye hakları var. Dereceye giremediyen eleniyor. Bazı işte dediğim gibi ölü gözüküyor. Veya içinde herhangi bir sıkıntısı vardı, çıktı. Onu tam olarak biz bilemiyoruz ama hep hipodromlardan geliyor. Aslında çok da güzel bir şey. Tecrübeli atlar burada. Tabii tabii, atlarımız çok iyi. Çok uysa, çok kuvvetli, gösterişli atlar. İçerisi de böyle. Böyle kafeterya imkanı var. Tuvaletleri var. Kahvaltı imkanı var. Bayağı temiz bir mekan. Ve en güzeli buradan bakın camdan üşümeden soğuğa, kara, yağmura maruz kalmadan dışarıdaki faaliyetleri izleyebiliyorsunuz. Bence çok hoş. Yani burası şansımıza sakin bir zamana denk gelmişiz. Başka zaman bu kadar sakin olmuyormuş buraları. Oy. Oğlum atlar nasıl? Dık 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 dık. Bilgehan. Dık 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 dık. Bilgehan binecek misin atları oğlum? Atı bir gördü, bir korktu. Çok korktu. Koca at bir de. Beyaz at değil mi? Ooo çok güzelmiş bu at. Bunu sana... Gökmen Bey teşekkür ederiz bu biz güzel gösteri için. Atınız da çok güzelmiş. Adı ne bunun? Bunun adı Yelken. Yelken. Güzel isimmiş. Bu at isimlerini çok seviyorum. Böyle hızı ve şeyi hızı gücü temsil eden. Evet. Evet. İsimler böyle Yelken, Rüzgarlığı falan. Sarla. Evet. Koyraz. Evet. Yeniden teşekkür ederiz. Atın teşekkür kuyruğunun ne güzel rengi varmış böyle ya. Dünyadaki kına mıdır, orijinal rengi? Kına. Buraya gelip de ata binmemek olmaz. Ben de ata bineceğim. İlk defa ata rampada bineceğim. Normalde ne yaparsınız? Ata gelirsiniz. İşte şu eğerine basarsınız. Binersiniz. Ama at biraz büyük olduğu için insanlar biraz zorlanır. Burada şöyle bir teknik var. Buradaki rampaya çıkıyorsunuz. Ve rampadan daha rahat binebiliyorsunuz. Vay be, burada bir de konfor var ya. Arkadaşlar konfora bakar mısınız? Şimdi bineceğim bakalım. Bizim ufaklık da attan biraz korktu ama şimdi alıştı, korkmuyor attan. Şuraya basayım mı önce? Sağ ayağınızı oraya geçin. Tamam. Sağ ayağınızı yerden tutun, eğerde. Şuradan mı? Evet, kendinizi çekin üzere. At ne kadar yüksekmiş ya. Sonra bunu geçiriyorum. Ayak biraz büyük ya. Dizginler nerede? Burada. Tamam. Çok sakin bir attır zaten. Tamam. Hadi sarı, hadi sarı.
Tamam. Tamam. Gel oğlum yavaş yavaş sağ. Pek uzaklaşmak istemiyor buralardan. Böyle böyle. Borçun hayırlı olsun. Böyle. Selim'de böyle bir imkan var. Ben uzun zamandır burayı biliyordum ama görmek yeni nasip oldu. At, yani burada ata binebiliyorsunuz, at eğitimi alabiliyorsunuz, cirit oyunlarını izleyebiliyorsunuz. Hatta çocuklarınızı getirip burada midilli atları da bindirebiliyorsunuz. Bence harika bir şey ve Kars'ta olması gereken bir şeydi. Çünkü biliyorsunuz ben de Ahmet köyüne de gidip orada at festivallerini görüntülemiştim. At yarışlarını görüntülemiştim. Kars'ta çok yoğun bir şekilde at kültürünün yaşatıldığını zaten görmüştük. Burada böyle imkanlar var. Ücretler de makulmüş. Tabii şimdi bir rakam telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü ücretler sürekli değişiyor zaten, bunu biliyorsunuz. Ama ücretlerin makul olduğu biliniyor, söyleniyor. Selim'de girişte hemen sağ taraftan dönüyorsunuz tabeladan. Ve bu güzel ortamı görüyorsunuz. Selim, Kars merkeze çok yakın. Yol yarım saat bile sürmüyor, öyle söyleyeyim. Belki 20 dakika falan sürüyor yol. Bir de burası da daha Selim'e girmeden hemen sağa dönüyorsunuz. Burasının da konumunu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim ki rahat rahat gelebilirsiniz. Ben hem Selçuk Bey'e hem de Gökmen Bey'e teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yani bence herkes buraya gelmeli, bir ata binmeyi denemeli. Eğer ata binmiyorsanız bile bir gelin görün bu canlıları. Gerçekten muhteşem hayvanlar. O zaman bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.